İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan heyetinin ana vatandaki misyonu devam ediyormuş. Akit Miskuru 5 başkanları Artsakh konusunu Rusya olmadan görüştüler. Kızılaç Komitesi daimi temsilcileri Azerbaycan'da tutulan Ermeni savaş esirleriyle görüştü. Andranik Yeritsyan'ın Dersim Seyahatnamesi başlıklı kitabı hakkında. 2022 Aurora ödülü Ekim ayında Venedik'te verilecek. Batı Ermenistan'ın Van'da eşsiz bir Urartu tapınağı definelerce yağmalandı. Gor Garabetyan, Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nın gümüş madalya sahibi. Misyonunu sürdüren Batı Ermenistan heyeti Muş'ta devletin sergilediği ayrımcılığa, genel olarak Ermeni karşıtı politikaya boyun eğmemiş ve böylece Ermeni kimliğini koruyabilmiş Ermeni vatandaşlarıyla görüştü. Ermeni halkının tarihi boyunca Sasun ve Muş halkının cesaretleri ve vatanseverlikleriyle öne çıktığını hatırlatmak gerekir. Muş'ta bulunan her Ermeni için Surp Garabet Manastır Kompleksini ziyaret etmek büyük bir misyondur. Delegelerimiz de Surp Garabet Kilisesini ziyaret etti. Delegeler manastırın kalıntılarına ulaşmadan önce Muş Hunus yolu üzerinde bulunan Arazani Nehri üzerindeki ünlü Suluh Köprüsü'nde durdular. Bu muhteşem köprü 867 yılında bir Ermeni tarafından yaptırılmıştır. Köprü 190 metre uzunluğunda ve 12 kemer üzerine inşa edilmiştir. Oradan heyet üyeleri şu anda Çengilli olarak adlandırılan köyde yer alan Surp Garabet Manastırı'nın kalıntılarına hareket etti. Manastırın bulunduğu yerde eskiden bir mehyan yani pagan tapınağı bulunuyordu. Ancak 4. yüzyılda Hristiyanlığa geçiş sırasında manastıra dönüştürüldü. Surp Garabet Manastırı, Batı Ermenistan'daki en büyük ve en görkemli kutsal mekan olarak kabul edildi. Sadece Daron dünyasının en ünlü manastırı değil, aynı zamanda kutsal Eçmiadzin'den sonra tüm Ermenilerin bildiği en büyük manastırdır. Delegelerimiz tarafından kaydedilen kareleri üzülmeden anlatmak mümkün değil. Bir zamanlar görkemli manastır kompleksi binasından sadece birkaç kalıntı kalmış ve kilisenin iç yapısı bir depoya dönüştürülmüş. Bir zamanlar manastıra ait olan Ermeni haçkar anıtları etrafta bulunan evlerin duvarlarında açıkça görülüyordu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre Akit Miskuru bunun ABD Eş Başkanı Andrei Schäfer meslektaşlarıyla Artsakh sorununu görüştü. Açıklamada Rus eş başkanlarının daveti kabul etmemesi için üzgünüz. Miskuru bunun çalışmalarına devam etmeyi dört gözle bekliyoruz denildi. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin Bakü ofisi, Azerbaycan'da tutulan Ermeni savaş esirlerini ziyaret etti. Haziran ayında düzenlenen ziyaret sırasında Kızılaç Komitesi temsilcileri, etkilenen kişilere mektuplar, telefon görüşmeleri ve video mesajları aracılığıyla aileleriyle iletişim kurmaları için yardım etti. Bu bilgi, Lorer Ajansı'na Ermenistan Cumhuriyeti Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin iletişim programları başkanı Zara Amatuni tarafından sağlandı. Azerbaycan'ın 38 kişinin esir alındığını doğruladığını hatırlatalım. Batı Ermenistan tutsakların geri dönüşünden endişe duyuyor, uluslararası toplum işgalci Azerbaycan'ın eylemleri hakkında net ve sert bir değerlendirme yapmalıdır. Batı Ermenistan'ın Dersim hakkındaki olağanüstü orijinal bilgiler zengin bir bilgi kaynağıdır. Andranik Yeritsyan'ın Dersim Seyahatnamesi başlıklı çalışması bu yazıların listesini zenginleştiriyor. İlki 1900 yılında Tiflis'te Ermenice olarak basılan kitapta yazar, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Dersim'e yaptığı bir gezinin detaylarını sunuyor. Kitapla ilgili daha fazla bilgiyi web sitemizde Mehmet Yılmaz Savaşçı'nın makalesinden okuyabilirsiniz. 2022 Aurora adlı ödül töreni ve özel etkinlikler İtalya'nın Venedik kentinde 14-16 Ekim günleri arasında gerçekleşecek. Hümanizm alanındaki dünya liderleri bugünün kahramanlarını anmak ve insanlara yardım etmek için elini uzatanların gelecek nesillerini güçlendirmek için bir araya gelecek. Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit'ten
kurtulanlar adına kurtarıcılarına şükran olarak Aurora ödülü kazanan şahsa her yıl 1 milyon dolar ödül veriliyor. Aurora halihazırda ihtiyacı olan 2.7 milyondan fazla insanın hayatını değiştirerek önemli bir etkiye sahip oldu. Özellikle etkinlikler Ermeni kültürünün dünyadaki en önemli merkezlerinden biri olan Mkhitaryanlar cemaatinin bulunduğu Surp Lazarus Adası'nda 2022 Aurora ödül töreniyle sona erecek. Batı Ermenistan, insan hayatını kurtarmayı amaçlayan bu girişimi memnuniyetle karşılıyor. Ancak yurttaşlarımızın çoğunun Batı Ermenistan'da yaşadığını unutmamalıyız ve ödülü kazanan kişinin Aurora'nın Batı Ermenistan'da doğduğunu hatırlayarak paranın bir kısmını yerli Ermenilerin yaşamlarını ve kalitelerini iyileştirmek için harcamalıdır. Batı Ermenistan'ın Van şehrinin 28 kilometre kuzeybatısında yer alan 2700 yıllık Urartu Tapınağı bulunan bir alanın definelerce yağmalandığı anlaşıldı. Defineciler yaklaşık 5 metre derinlikte kazı yaparak duvarlarında freksler bulunan bir yapıyı tahrip ettiler. Yağmaladıkları alanı kilise zanneden defineciler Van Müze Müdürlüğü'nü arayarak yapıyı yağmaladıklarını haber verdiler. Van'daki birçok arkeolojik kazının başkanlığını yapan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi arkeolog doçent doktor Erkan Konyar alandan çekilen ilk görüntüleri inceleyerek görüntülere göre burası M.Ö. 7. yüzyıla ait bir Urartu tapınağı olabilir. Bölgenin yakınlarında Urartu Kralı 2. Rusa'nın bir kalesi var. Yapı da o kaleyle ilişkili olabilir. Alanın Urartu baş tanrısı Haldi'ye adanmış kült bir tapınak kompleksi gibi görünüyor dedi. Definecilerin buradan ne kadar malzeme götürdükleri önemli diyen Konyar, Urartu tapınaklarının buluntular noktasında çok zengin, orada Tanrı Haldi'ye adanmış kalkanlar, miğferler, silahlar olmasının muhtemel olduğunu vurguladı. Batı Ermenistan bu hırsızlık vakasını üzülerek belgelerken, uluslararası toplumun buna uygun bir yanıt vermesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak defineciler, değerlerin yok edilmesine giden yolda milattan önce inşa edilmiş eski Ermeni kültürünü ortaya çıkardılar ve bu da istemeden de olsa Ermenilerin yerli halk olduğu ve Türklerin sonradan gelme olduklarını kanıtlar. Avrupa Gençler Judo Şampiyonası Hırvatistan'ın Perek kentinde gerçekleşti. Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi Gor Garabetyan, dünya şampiyonasında kendisini mükemmel bir şekilde gösterdi. Ermenistan Cumhuriyeti Judo Federasyonu basın servisine göre Garabetyan, 4 karşılaşmada galip gelip gümüş madalya kazandı. Batı Ermenistan, Gor Garabetyan'ı gümüş madalya kazandığı ve ülkenin onurunu yüksek tuttuğu için tebrik ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Armenihuy Seydanyan tarafından seslendirilen 1907-1947 yılları arasında yaşamış olan kompozitör Gurgen Alemşah'ın Yesiretsi adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.